kayyum atamalarının yıl dönümü 19 Ağustos. Bu vesileyle biz buradayız. Kitlesel basın açıklamamızla tepkimizi koyacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Kayyumlar hakkındaki düşüncemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii ki kayyumun kendisi bir hak gaspı olduğundan dolayı ona sahip çıkmak da bir hak gaspıdır. Yani kayyum kelimesini yasaklamak, diktatör kelimesini yasaklamak, faşizm, savaş, barış kelimelerini yasaklamak onların yaptıklarını, kayyum zihniyetinin yaptığını meşrulaştırmıyor. Yani siz yasak koyarak kayyumun yarattığı tahribatın önüne geçemezsiniz. Biz bunu her şekliyle kamuoyuyla paylaşırız, ulaştırırız. Onun için öyle hukuku kullanarak, kolluk gücünü kullanarak, kayyum politikalarını sahiplenerek kimse kayyum politikalarının yarattığı tahribatın önüne geçemez. Bizim irademizin önüne de geçemez. Onun için biz eleştiriyoruz. Sert bir şekilde eleştiriyoruz ve her halükarda biz yine toplumla buluşuruz. Halkımızla buluşuruz. Sözümüzü de ulaştırırız. Halkımızın sözü bize ulaşmasını da sağlayan zemini hep beraber yaratırız. Onun için öyle engellemelerle, baskı politikalarıyla, kolluk kuvvetleriyle önümüze geçebilmelerini düşünüyorlarsa yanıldıklarını ben ifade etmek isterim. Biz her halükarda kayyum politikalarını teşhir etmeye devam edeceğiz. Karşı mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Ta ki kayyumları gönderene kadar. Ama bugün en demokratik bir talep olan talebin dahi yerine getirmesi engelleniyor. Bakın görüyorsunuz burada binlerce kolluk kuvveti var ve kolluk kuvvetinin yapmış olduğu, göstermiş olduğu sadece bu görüntü dahi ciddi anlamda sıkıntı. Bu sözleşmelerin ruhuna aykırıdır ve bizler şunu söylüyoruz. Biz demokratikleşmenin önünün açılması, insanların demokratik yol ve yöntemlerle taleplerini dile getirmenin önünün açılması gerekir. Kuşkusuz şiddete başvurmadan, kuşkusuz uluslararası sözleşmelerin çizdiği çerçevenin dışına çıkmadan bizler buna dikkat ederek hareket ediyoruz ve kolluk kuvvetinde bunu bekliyoruz. Ama maalesef kolluk kuvveti gerek ilçe binalarımızda, gerek il binalarımızda, gerekse burada gördüğünüz bizim kitlenin bulunduğu alana ciddi bir abluka göstermiş. İnsanların buraya gelmesini engelliyor. Engellemese fiziki dahi olarak da bir de bir görüntü çizmesi insanların buraya gelmesine, insanların kendi haklarına sahip çıkmasını önüne büyük bir engeldir. Biz bu tutumu doğru bulmuyoruz ve bunun bir an önce değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Gelime tüccar kayyum kabul nekir. Jibovi irade emin. İrade gelimeye, irade siyasete, demokratike her daim ci servi ahi devusabe. Jiberviye ki em iro Jardish kayyum aradı bizim na oj irade yaparız bir çar desta. Hadi dert kevin her daim emilvi irade meşru, irade hak, irade hukuki, irade adaleti o irade siyaseta demokratik kutfaza dijbaki ra hizmet buke emi hadi dert kevin. Kayyum jubo meçibun erişe zamanı me erişe çanda me erişe hebuna mekirin. Jiberviye ki kayyum jubo ku hizmet jikurdara bikin na hatin seri. Jubo ku talan bikin hatin seri. Nahaji boz bu boz. Saat bu saat dakka bu dakka talan bikin. Gelip Kürt, HDP, Reveberin, Hacı'yı bir siyaset akıllı şofan diye dışofine her daim evi teşhir bike. Vek beyvin davi em biyad bejin. Çedi be bela be. Hem iradeye kayyuma bişkinin, siyasete kayyuma bişkinin, siyasete kayyuma tek bebin o iradeye o cardın bini seri. İradeye me gelemeye, iradeye me siyasete demokratike, iradeye me helbişer imene ve helbişar kirmene. Hem de her şart u mercida li iradeye fe vadi derkebin. Bugün 19 Ağustos, Ahmet, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasının yıl dönümü. Aslında halkın iradesi ilk kez 19 Ağustos tarihinde yok sayılmadı. 27 Mayıs ihtilalini yapanlar da, 12 Eylül darbecileri de siyasi partileri kapatmış, meclisi tatil etmiş,
belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı. Ama ilk kez AKP ve MHP iktidarı döneminde, ilk kez sözde bir sivil iktidar döneminde halkın seçme ve seçilme hakkı yok sayıldı. Halkın iradesi gasp edildi. Belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Bakın demokrasi düşmanları 19 Ağustos'ta belediyelerin gasp edilmesine karşı sesimizi çıkarmamızı da yasaklamaya çalıştılar. Belediyeleri gasp edenler bizi protesto edemezsiniz demişlerdi. Bu zihniyet 3 yıldır değişmedi. Bakın arkadaşlarımız bu kentte dün kayyum siyasetine karşı bir el ilanı dağıttılar. Birkaç sticker dağıttılar. Fakat Diyarbakır Valiliği buna tahammül edemedi ve bunu yasakladı. Halkı kim ve düşmanlığa teşvik ediyormuşuz. Nasıl? Des ne de vinamın diyerek, kayyum diziyu talane diyerek, kayyum darbedir diyerek, eş başkanlık mor çizgimizdir diyerek, kayyum irade kaspıdır diyerek halkı kim ve düşmanlığa, nefrete tahrik ediyormuşuz. Gerçekten halkın iradesini gasp edenler buna tepki gösterilmesine bile tahammül edemiyorlar. Buradan haykırıyoruz. Gaspa gasp, hırsızlığa hırsızlık, katile katil, tecavüzcüye de tecavüzcü demeye devam edeceğiz. Hiç kimse bizi susturamaz. Kayyum, tayin kırna kayyuman, ne naskırna iradeya gele Kürt, ne naskırna iradeya gele Kürdistani, u de heman demeda talani, tüne hesbandına iradeya gele Kürde. Me tüccari, ev kesin kudhuazdın, hişmendiya dagirkeriye, hişmendiya metingeriye le aha Kürdistan'ı tev bigerin, me kabul nekir, u lehember ve hişmendiye, tekoşina hamezinkir. İroş, tayinkirna kayyuman jî be heman hişmendiyara girdayye. Tayinkirna kayyuman be hişmendiya metingeri u be hişmendiya dagirkeriye tekirin. Eme, her demi lehember metingeriye, her demi ev kesin kudukhazın, be politika inşerin taybet, kırkırna çandi, kırkırna siyasi pek binirne be tepkoşin. İroş, kayyum, li bajarin Kurdan, li Kurdistan'ı çi dikin? Em dibinin kırkırına çandi dikin. Hemu saziyin çandi, hemu tabeleyin Kurdi, juholera dikin. De hemen demeda, erişe tekoşina jineji dikin. Veka te zanin, cara evin dışarıdariyan da, ne pergal hefserokatiye pekani. İroş, deslatlar, erişe pergala hevserokatiye dike. Kayyum erişe saziye jinan dike. Dukhazin ev hüşmendiye metingeriye liser jine, liser cuvana ferz bikin u di şahse jin u cuvananda gela tekoşina gele Kürt tüne bikin. Em jivir carek edin. Dubare dubare dibeşin. Em eli dişi politika inşerin taybet. Lidişi kayyuman. Wek jinin Kürt, wek cuvanin Kürt, eme tekoşine xomezin bikin. Uçağa ku, sana da hazar nozdan da, medit, kayyum tek çun, em dizanin ku, didirok eda carek edin. U her dem, ev hişmendi de tek biçe, her dem de yiyen ku ser bikeve, gelin ku berkhoed edin, u yiyen ku lidişi dagirkeriye, yiyen ku lidişi metingeriye, yiyen ku lidişi, ev politikayın şerin taybet, Tedi koşun dey Serbi Kevin. Yen ku Serbi Kevin, de cuvane Kurt bin, de jine Kurt be, de gele Kurt be. Şimdi sorsanız, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına ve sözcülerine sizin için demokratik işleyişte en kutsal olan nedir diye sorsanız, hepsi ardı ardına derler ki sandık ve seçim hukuku. Bu çok önemlidir. Millet iradesine asla müdahale edilemez.
her seferinde de bunu tekrar ederler. Öyle değil mi? Ama kendileri halkın iradesini gasp etmekten, seçim ve sandık hukukunu yok saymaktan, çiğnemekten bir adım bile geri durmazlar ve durmadılar işte. 65 belediyemizden 48'ine kayyum atadılar. 6 belediye başkanının, belediye eş başkanlarının mazbatalarını KHK'li oldukları gerekçesiyle vermediler. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin millet iradesi çok önemlidir, her şeyin üstündedir dediği şey koskoca bir yalan olarak ortaya çıktı. Millet iradesi onları seçerse millet iradesi olur, ama Kürt halkının iradesi, Kürt milletinin iradesi irade değildir diye bakıyorlar. İşte yalancılıkları bir kez daha kayyum atamalarıyla ortaya çıktı. Hani İçişleri Bakanı var bir tane, mafya iltisaklı ve irtibatlı her türlü fotoğrafı olan bir İçişleri Bakanı var. O İçişleri Bakanı hala dün yaptığı televizyon konuşmasında büyük bir icatta bulunmuş gibi bu kayyum atamalarını savunuyor ve ne kadar iyi yapıldığını anlatıyor. Ya insan tarihten bu kadar bir haber mi olur? Bu kadar bir haber mi olur? Bak, İçişleri Bakanı Soylu senin bu yaptığını Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Şark Islahat Planı'yla da yaptılar. Senin bu yaptığını umumi müfettişliklerle de yaptılar. Senin bu yaptığını 12 Eylül darbesinden sonra olağanüstü hal ilan ederek yaptılar. Yani senin darbeci anlayışın, senin iktidarının darbeci anlayışı yeni değil. Ta Şark Islahat Planı'ndan beri bugüne kadar gelip devam eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bütün bu anlayışın temelinde bir tek şey var. Nedir o? Kürt kendini yönetemesin. Kürt herhangi bir statüye sahip olmasın. Kürt herhangi bir hakka sahip olmasın. İşte temel anlayış budur. Ve İçişleri Bakanı Soylu'nun ve iktidarın bugün yeni bir icatmış gibi sunduğu kayyum atamaları aslında yeni değil. Geçmişte uygulananların bir devamıdır ve tekrarıdır. Onun için demokrasiyle, hukukla alakası yoktur. Hukukun üstünlüğüyle alakası yoktur. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerle alakası yoktur. Anayasayla alakası yoktur. Ama bunların, bu adamın zaten fıtratında hukuk çiğnemek var. Bunların fıtratında demokrasiyi çiğnemek var. Hukuksuzluk var. Kayyım demek, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bundan sonra bu dönem bitince, bu Adalet ve Kalkınma Partisi MHP iktidarı dönemi bitince Türk Dil Kurumu'na kayyım şöyle tanımlamalarla yazılacak. Kayyım demek yolsuzluk demektir, hırsızlık demektir, talan demektir, hukuksuzluk demektir diye yazacak. Neden mi? Neden mi? Onu da söyleyeyim size. Boşuna söylemiyoruz bunu değerli kardeşlerim. Çünkü Sayıştay bütün hazırlamış olduğu raporlarda kayyımların yapmış olduğu yolsuzlukları, usulsüz harcamaları sıra sıra yazdı. Sayıştay'ın raporlarında ortaya çıktı. Mecliste bunların hepsini konuştuk. Yolsuzluk, usulsüz harcama, halkın zenginliklerini, halkın malını, mülkünü talan etmek, yandaşa peşkeş çekmek, yandaş şirkete, yandaş firmalara, yandaş akrabalara peşkeş çekmek, işte kayyım bu demektir aslında. Neden mi bunu söylüyoruz? Sadece Sayıştay raporları değil. Ya kayyım atadılar, yolsuzluk yaptı bazı kayyımlar, onun yerine bir kayyım daha atadılar. O da yaptı, bir kayyım daha atadılar. Ya 4 tane kayyım atanan yerler var. Kendi atadıkları kayyımlar yolsuzluk, hırsızlık yaptığı için onların yerine yeni kayyımlar atamak zorunda kaldılar.
aynı zamanda kültürel kırım demektir. Kayyım demek tiyatro oyunlarına yasak koymak demektir. İnsanların kültürlerini geliştirmeleri için fırsat kullanamamaları demektir. Tiyatro, konser gibi etkinlikleri sürdürememeleri demektir. Kayyım demek bu demektir. Kayyım demek aslında yerel demokrasinin yerelden ve yerinden yönetim mekanizmalarının belediye meclislerinin feshedilmesi demektir. Kayyım demek aslında bir tür sömürge valisi ve kaymakamı gibi davranmak demektir. Kayyım demek bu demektir işte. Buradan bir kez daha bütün halkımıza sesleniyorum. Bu mücadelede yolumuz açık olsun. Hiç moralimizi bozmadık, bugüne kadar bozmuyoruz. Hiç ensemizi karartmadık, karartmıyoruz. Hiç diz çökmedik, çökmüyoruz. Hiç boyun eğmedik, eğmiyoruz. Bundan sonra da bildiğimiz doğru yolda, demokratik siyaset kulvarında kararlı bir biçimde mücadelemizi sürdüreceğiz ve geleceğimize, irademize, siyasi irademize sahip çıkacağız. Bundan eminiz, bunu kazanacağımızdan eminiz, mutlaka başaracağımızdan eminiz. Hepinize kolay gelsin, yolumuz açık olsun. Anserkeftin inşallah. 2016 ve sonrasında bu defa halkın iradesi olan yerel yönetimler hedef alındı. Yerel yönetimler bu dönemde kayyum uygulaması ile tanıştı. Yani askeri darbeler yerini siyasi darbelere bırakmış oldu. Demokrasiye yapılan bu darbe yönetimi 2019 yerel seçimleriyle birlikte devredildi ve halkın seçtikleri yeniden seçimle iş başına geldi. Sandık demokrasisini esas almayanlar ilk darbeyi YSK eliyle gerçekleştirdiler. Seçimlerin hemen ardından KYK'lı seçimlere mazbat alanının verilmemesi 31 Mart 2019 sonrası ilk irade gaspı oluyordu. Zora dayalı dikte anlayışını devam ettirmek isteyenler ise seçimle kaybettiği belediyelere 19 Ağustos 2019 günü yeniden kayyumlar atayarak halkın iradesine bir kez daha darbe yaptılar. Yaklaşık 3 yıllık kayyum darbesinin ardından belediyelerimizde fiziksel bir tahribat ve yıkımla birlikte tüm alanların talan edildiğine şahit olmuştuk. Kayyum döneminde kadın kırımından gençlik çalışmalarına, kültür dejenerasyonundan toplumsal alanlara kadar tüm çalışmalarda ne Osmanlıcılık hakim olmuştu. Kentin ihtiyaçlarına aktarılması gereken gelirler yandaşlara peşkeş çekilmişti. Bizler belediyelerimizi devraldıktan sonra kayyum sevdalılarının yönetim anlayışlarını da deşifre ettik. Deşifre olunca bu defa da bir panik havasına girdiler ve bizlere dönük saldırıları da yoğunlaştı. Halktan kopup bir çağın iz düşümlerini bir video ile tüm kamuoyuna gerçekleştirmişti. Kayyumlara ilişkin ortaya çıkan tüm usulsüzlüklere karşın hiçbir soruşturma yapılmamış olması sistemin yukarıdan aşağıya bir bütün olarak çalıştığının ispatıdır. Bizlerin ise tek bir amacı ve düşüncesi vardı. O da demokratik yerel yönetimleri inşa etmek. Kadın, gençlik, ana dil, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız ve önümüze koyduğumuz planlarımız dahi iktidar için bir korkuya sebep oldu. Yerel yönetimler ve bünyesinde geliştirdiğimiz kadın çalışmaları iktidar bloğunun öncelikli hedefi haline gelmiştir. Kadın eş başkanlar ve kadın seçilmişler eş başkanlık sistemi üzerinden kriminalize edilip eş başkanlık sistemi yargıya taşınmıştır. Bizler eş başkanlık sistemini yerel yönetimlerdeki demokratik işleyişin bir gereği olarak görüyoruz ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğimizi söylüyoruz. Bu saldırılarla amaçlanan kadın mücadelesinin yerel yönetimlerde oluşturduğu sistemi ortadan kaldırmak ve tekçiliğe dayalı eril anlayışın zemini tekrardan yaratmaktadır. Seçimin üzerinden henüz 4 ay dahi geçmemişken 19 Ağustos 2019'da milyonların iradesi bir kez daha gasp edildi. Herkesin eşit bir şekilde yaşayacağı kentleri yaratma çabamız hedef alındı. Oluşturulan kent konseyiyle birlikte, kentte bulunan tüm sivil toplum yapılarıyla birlikte tartışarak Amed'i geçmiş kayyum dönemini tahribatlarından arındırmak istiyordum.
demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir belediyecilik anlayışını gerçekleştirmek önceliğimizdi. Çoğulculuk düşmanı tek adam rejimi yasa dışı uygulamalar ile engelleme arayışına girdi. Bu çabaların hepsi beyhude çabalardı. Esas olan halkın iradesidir. Bir kez daha belirtiyoruz ki darbeler ve kayyum atamaları yasa dışıdır ve kabul edilemez. Halkımızın gözünde bizler halkın seçilmişleriyken kayyumlar irade hırsızlarıdır. Kayyum uygulamalarının aktif uygulayıcıları olan iktidar kadar pasif kalan siyasal muhaliflerin tutumları da bizler açısından manidardır ve hafızalarımızda not edilmiştir. Tüm bu zor uygulamalarına, darbe yasa dışılıklarına rağmen demokratik siyasette ısrar ediyoruz. Tüm kesimlere çağrımız da bu yönlüdür. Sadece cumhuriyeti demokratik temellerde ayakların üzerine oturtmak değil, aynı zamanda toplum tabanlı, katılımcı, çoğulcu, eşitleyici, yerinden yönetim ve demokrasiyi geliştirmek gibi bir sorumluluğumuz da var. Umudumuzu büyüterek, bu yasa dışı uygulamaların üstüne giderek, yakın zamanda gerçekleşecek olan seçimlerle de bu uygulamalara son vereceğimize olan inançla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yoruldum. Bizler kazanırken onlar kaybedecektir. Direndik, mücadele verdik, kazandık, yeniden kazanacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Hülya Arıkmen Uyanık, Adnan Selçuk Mıdıraklı.